Çok değerli basın mensupları. İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi bilgileriniz üzere ikinci kez karar vermek zorunda kaldı. Ve gerekçeli kararını da yayınladı. Anayasa Mahkemesi'nin son gerekçeli kararından bir alıntı arz etmek istiyorum. Anayasanın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu ifade edilmiştir. Hukuk devleti bir retorikten ibaret değildir. Hukukun üstünlüğü ilkesinin fiilen geçerli olmadığı, kamu gücünü kullanan organların, mahkemelerin ve bireylerin hukuka uygun davranmadıkları bir ülkede hukuk devletinin varlığından söz edilemez. Çok çarpıcı bir ifade. İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusuna ilişkin verilen ilk karar niçin uygulanmadı? Yerel mahkeme tarafından. Çünkü anayasa askıda. Çünkü demokrasi askıda. Çünkü yargı yürütmenin, sarayın ağır vesayeti altında. Anayasa Mahkemesi maalesef ikinci kez oy birliğiyle karar vermek zorunda kalıyor. Ne diyor Anayasa Mahkemesi bu kararında? İlk derece mahkemesi diyor, benim kararımı sorgulayamaz. Her ne sebeple olursa olsun, uymuyorum diyemez. Açıkça bunu ifade ediyor. Çünkü diyor, bireysel başvurulara ilişkin nihai ve bağlayıcı kararı yani kesin ve son kararı ben veririm diyor Anayasa Mahkemesi. Sen bunu sorgulayamazsın diyor. Eğer sen diyor yerel mahkemeye yani İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bunu sorgularsan ve kararın gereğini yerine getirmezsen diyor hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkelerine açık ve ağır bir aykırılık oluşturursun diyor. İşte bugün Türkiye'nin yaşadığı budur. Yani maalesef Devletin çivisi çıkmıştır. 14. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul'da Anayasa Mahkemesi kararını nereden güç alarak uygulamadı? Anayasanın açık hükmüne rağmen. Şunu da diyor Anayasa Mahkemesi. Bir hukuk devletinde anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından cezai, idari ve hukuki sorumluluklar doğuracağı da açıktır diyor. Yani benim kararlarıma uymamanın, çünkü anayasa, anayasamız ne diyor? Anayasa mahkemesi kararları herkesi bağlar. Yasama, yürütme, yargı organlarını, mahkemeleri, gerçek ve tüzel kişileri, cumhurbaşkanını, meclis başkanını herkesi bağlar diyor anayasamız. Ve bir hukuk devletinde bu anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından cezai, idari ve hukuki sorumluluklarının doğacağını da açık bir şekilde ifade ediyor. Şunu da söylüyor Anayasa Mahkemesi çok önemli. Diyor ki anayasal düzenin korunması yalnızca Anayasa Mahkemesi'nin görevi değildir diyor. Ve Anayasa Mahkemesi ilk kez oy birliğiyle verdiği bir kararı yani İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu'yla ilgili bu son kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na ve Hakimler Savcılar Kurulu'na da gönderiyor. Ve hüküm kusumunda diyor ki, ilgileri nedeniyle gönderiyorum. Evet, ilgileri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na ve Hakimler Savcılar Kurulu'na da bu kararını tebliğ ediyor. Ve diyor ki onlara, anayasa hükümlerini, hukukun üstünlüğünü, Anayasal düzeni korumak yalnızca benim görevim değil diyor. Sizin de göreviniz diyor. Anayasal kurumların, kamu gücünü kullanan organların, mahkemelerin, gerçek veya tüzel kişilerin anayasayı koruma ve anayasal kurallara sadakat gösterme yükümlülüğü bulunmaktadır diyor. Onun için buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Hakimler Savcılar Kurulu'na seslenmek istiyorum. Siz de üzerinize düşünen görevleri yerine getirin. İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu parlamentoda mecliste olmalı. Görevini yapmalı. Anayasa Mahkemesi kararında ne diyor? Sen seçmen iradesini, milli iradeyi kesintiye uğrattın diyor. Çünkü milletvekilimiz Enis Berberoğlu 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde halkın oylarıyla milletvekili olarak seçildi. Sen bunu kesintiye uğratamazsın diyor. Bu yargılama diyor anayasaya aykırıdır. Enis Berberoğlu hakkındaki yargılama anayasaya aykırıdır ve milli iradeyi sakatlamıştır diyor. Bir de ne diyor? Anayasal düzeni yıkarsanız hepimiz altında kalırız diyor. Onun için ilgililerine biz de çağrıda bulunuyoruz. Anayasal düzeni korumak Hukukun üstünlüğünü korumak hepimizin görevidir. Ve Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle verdiği bu son karar mutlaka ve mutlaka uygulanmalıdır. Milletvekilimiz hakkında yeniden yargılama kararı verilmelidir. Hakkındaki mahkemeye tükme ortadan kaldırılmalıdır. Ve milletvekilimiz meclisteki görevine devam etmelidir. Hakimler Savcılar Kurulu'na da seslenmek istiyoruz. 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararına uymadığında gereğini yapamadınız. Onun için bunları yazmak zorunda kalıyor Anayasa Mahkemesi. Onun için kararı ilginiz sebebiyle size de tebliğ ediyor. Unutulmasın ki hukuk adalet bir gün hepimize lazım olacak. Teşekkür ediyorum değerli basın mensupları. Soru varsa cevaplayabilirim. Yeni anayasa vurgusu yapanlar öncelikle anayasaya sadakat yeminlerini unutmasınlar. Yemin ettiler anayasaya göre tarafsızlık için yemin ettiler. Öncelikle o tarafsızlığı gerçekleştirsinler. Tarafsız olsunlar. Gerçek anlamda devleti ve milleti temsil etsinler. Bir de tabii ki anayasa mahkemesi kararlarının uygulanması için gereğini yapsınlar ancak ondan sonra samimiyetleri tartışılabilir. Sonra, e, sonra, e, e, yani bir, e, Teşekkür ederim. Öncelikle şunu arz edeyim bireysel başvurulara ilişkin. Bakın bu çok önemli. Bireysel başvurulara ilişkin nihai, nihai ve bağlayıcı karar verme yetkisi bizzat anayasa tarafından kime verilmiştir? Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir. Bireysel başvurularla ilgili. İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nda bireysel başvurusu sonucunda verilen bir karardan bahsediyoruz. Yani bu karar bağlayıcıdır. Yerel mahkeme içinde bağlayıcıdır. Onun için yerel mahkeme anayasa mahkemesinin söylediği gibi oy birliğiyle verdiği karar uyarınca yeniden yargılama kararı vermeli. Yeniden yargılama ile ilgili işlemleri başlatmalı. Kesin hükmü ortadan kaldırmalı ve durma kararı vermelidir. Niçin durma kararı vermelidir? Çünkü Enis Berberoğlu İstanbul milletvekilimizdir. Burada demokrasi açısından da çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü seçmen iradesi ses konusu. Çünkü milli irade söz konusu. Eğer bu karara uyulmayacaksa, anayasa mahkemesi kararı kişisel gerekçelerle sorgulanacaksa ve yerine getirilmeyecekse o zaman devletin çivisi çıkmış demektir. O zaman anayasa tümüyle askıda demektir. O zaman bireysel başvurunun hiçbir anlamı kalmamış demektir. Yani hak ve özgürlükler 83 milyonun hak ve özgürlükleri ciddi tehdit altında demektir. Bu tarafı, e, geldi. Alt Kutsal değerler konusunda zaten herkes aynı şeyi düşünüyor ama ciddi bir provokasyonla karşı karşıya olduğumuz çok açık. Bakın öncelikle asıl sorunun sistemde olduğunu görelim. Böyle bir sistemde işte ancak böyle bir atama yapılabilir. Öğrenciler istemiyor. Üniversite öğretim üyeleri istemiyor ki Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en köklü kurumsal yapılarından biri. Gelenekleri var. Kendi uygulamaları var. Siz ne yapıyorsunuz? Keyfi bir şekilde ben istediğimi atarım diyorsunuz. Demokrasilerde böyle bir şey olmaz. Öğrenciler, öğretim üyeleri anayasada güvence altına alınmış demokratik haklarını kullanıyorlar demokratik haklarını kullanıyorlar. Ve şunu da asla unutmayalım. Yine anayasada yazıyor. Hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadıkça kimseyi suçlayamazsınız. Kimseye terörist diyemezsiniz. Kimseyi terörle iltisaklandıramazsınız. Masumiyet karinesini yok edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz ne diyoruz? Demokratik bir hukuk devleti için iki şey söylüyoruz. Demokratik bir hukuk devleti için. Bir, güçlendirilmiş parlamenter sistem. iki bağımsız ve tarafsız yargı. Bir kere aramızda çok büyük fark var Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında. Onlar bu sistemi savunuyorlar. Bu adaletsiz sistemi savunuyorlar. Bu demokrasiyi, kuvvetler ayrılığını, hukuk devletini yıkan sistemi savunuyorlar. Bu egemenliği şahsileştiren, Türkiye Cumhuriyeti devletini bir şahıs devletine dönüştüren sistemi savunuyorlar. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Aramızda çok büyük bir fark var. Onlar yapamaz. Biz ilk seçimden sonra toplumsal bir uzlaşmayla güçlendirilmiş parlamenter sistemi ve hukuk devletini tesis edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Son bir soru alayım. En güzel başvuruyu Anayasa Mahkemesi yapmış. İlgileri nedeniyle kararımı gönderiyorum diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına da, Hakimler Savcılar Kurulu'na da, Adalet Bakanlığı'na da. Meclis Başkanlığı'nın ne yapması lazım? Enis Berberoğlu'nu derhal davet etmesi lazım. Enis Berberoğlu'nun yeri Meclis Genel Kuruludur. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısıdır. Seçmen iradesi, milli irade sakatlanmıştır. Yapılması gereken o kadar basit ki. Anayasa mahkemesi kararına uyacaksınız. Bu kadar. Sanki çok zor bir şeymiş gibi ee, bir algı yaratmaya hiç gerek yok. Anayasal düzeni hep birlikte korumak zorundayız. Son bir soru. İkinci sorunuzdan başlayayım. O zaman kimin yaptığını lütfen açıklasınlar. Kimlerin kimlerle birlikte hareket ettiğini veya kimin yaptığını mutlaka ve mutlaka açıklasınlar. 15 Temmuz'a giden süreçte kimlerin sorumluluğu olduğu da çok açık. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede değerli basın mensupları? FETÖ'nün üniversitelerdeki ayağı, esnaftaki ayağı, iş dünyasındaki ayağı, yargıdaki, emniyetteki, ordudaki ayağı, tüm ayakları ortaya çıkarıldı. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede arkadaşlar? Nerede? Kimler yardım etti? Kimler FETÖ'yü devletin en kılcal damarlarına kadar yerleştirdi? Kimler destekledi? Kimlerin hukuki, vicdani ve siyasi sorumluluğu var? Ama maalesef bizde gücün haklı çıktığı bir düzen olduğu için, adalet olmadığı için işte sorumluluğu olanlar da yargılanmıyor. Ama birçok masum insan cezaevinde. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyeleri, üniversitelerini, üniversitelerini, tarihini, geleneklerini koruyorlar. İçişleri Bakanı'nın buna saygı göstermesi lazım. Çok teşekkür ediyorum.